Abiler, İbrahim suresinin tefsirini yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bugün 18. ayet ile Allah-u Alem 22. ayetler arasında dersimizi görmeye çalışacağız. Yetişilebildiğimiz kadar ama inşallah takrib olarak bir 35-40 dakikalık zaman dilimi olacak. Dediğimiz gibi kendimizi buraya verelim. Dünyalık dertler, problemler, sıkıntılar olabilir ama ibadetlerin en üstünü Allah'a zikretmekte. Şimdi geçen haftayı bir hatırlamamız gerekiyor. Çünkü yine bugünkü anlatacağımız ayetler geçen haftayla bağlantılı olduğu için geçen haftaki ayetleri şöyle üzerinden çok detaya inmeden bir gündeme getirmemiz gerekiyor. Rabbimiz 13. ayete dedi ki, küfredenler peygamberlerine şöyle dediler. Sizi ülkemizden mutlaka çıkartacağız. Genelde Müslümanlara zaten bu teklifler ve tehditler gelir diye geçen hafta anlatmıştık. Her bir davetçi ya teklif karşısında veya tehdit karşısında karşılarına iki şekilde bir muhatap çıkar. Ve peygamberine dediler ki sizi bulunduğumuz beldeden, ülkeden, şehirden çıkartacaksınız. Neden? Ya bizim dinimize döneceksiniz ya da bize hakiki dini anlatmayacaksınız dediler. Allah Azze ve Celle böyle söyleyince peygamberlerine bir müjde verdi. Ne dedi? Biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Ve onların makamlarına, beldelerine, şehirlerine sizi oturtacağız dedi. Hazreti Nuh'tan Hazreti Peygamber zamanına kadar, Hazreti Peygamber'den bu zamana kadar, hatta biz dedik ki biiznillah inşallah şu an her ne kadar Gazze kaybediliyor olsa da, her ne kadar da büyük bir sıkıntı içerisinde olsa da, her ne kadar da ölen çocuklar olsa da, belki şu an gündemde hiç Gazze olmasa da biz iman ettik ki mutlaka Allah Azze ve Celle bir gün İsrailoğullarını, Yahudileri helak edecek ve inşallah biiznillah orada Gazze'lileri, Filistinlileri ve bir avuç Müslümanları o beldeye inşallah onlara hibe edecekler. Bu Allah'ın bir vaadidir. Allah Azze ve Celle sonra dedi ki onların önlerinde cehennem vardır. Sonra cehennemde irin içeceklerdir. Ve o irini yudum yudum içmeye çalışacaklar fakat boğazından geçmeyecek. Ve Rabbimiz dedi ki onlara farklı azaplar da vardır dedi. Geçen hafta yaklaşık 45 dakika boyunca bu ayetler üzerinde anlatmıştık. Bugün de inşallah 18. ayet üzerinden konumuza geçiş yapalım inşallah. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır. Evet, Allah razı olsun. Abiler, ayeti ben bir daha okuyacağım. Özellikle bugün ve bir sonraki hafta ayetleri tek tek okuyacağım. Diyor ki 18. ayette, Rabbim inkar edenlerin işlerini, yani amellerini fırtınalı bir günde, rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Onlar yaptıkları işten kesinlikle hiçbir şey elde edemeyecekler. Rabbimiz diyor ki işte bu apaçık bir sapıklıktır. Şimdi ayeti okudum böyle biraz boş gözlerle bakıyorsunuz ama şimdi olayın detayına girdiğimizde önce bu ayet kafirleri tehdit ediyor. Akabinden de bu ayeti ne yapacağız? Yine kendimize çevireceğiz. Bakın abiler, Allah kafirlerden olmayalım diye, Allah o geçen hafta bahsettiğimiz azaba düçar olmayalım diye bir örnek veriyor. Örneği yargılamamız gerekiyor. Rablerini gündeme almayanlar. Şimdi şu bahsedeceğim 4-5 tane maddeyi herkes kendi nefsince bir muhasebe yapsın. Rablerini gündeme almayanlar, onu düşünmeyenler, onu hatırlamayanlar, onun gönderdiği kitabı okumayanlar. Bu kısım biraz kendimizle alakalı. Sonra onun emirlerine karşı gelenler, onu inkar edenler veya onun emirlerini çiğneyenler. Yaptığı ameller aynı şunu gibidir diyor. Fırtınalı bir günde, rüzgarın şiddetle savurduğu bir günde onların amelleri o rüzgar oradan oraya savurup götürecektir. Şimdi abiler bakın, kafir de olsa sonuçta onda da bir merhamet vardır değil mi? Müşrik de olsa bir merhamet vardır. Yani kafir de, müşrik de, münafık da olsa mutlaka bir hayır yapıyorlardır. Yani bir garibana yardım etmişlerdir. Bir mazlumu sevindirmişlerdir, bir aileye sıcak çorba ikram etmişlerdir veya birilerine faydalı olmuşlardır. Allah Azze ve Celle diyor ki bunların yaptığı ameller fırtınalı bir günde rüzgar külü nasıl savuruyorsa, bir kül düşünün, o rüzgar o külü nasıl savuruyorsa bu adamların yaptıkları ameller de mahşer gününde böyle savrulacak diyor.
Biliyorsunuz bu durum mahşer gününde, kıyamet gününde gerçekleşecek. Hani Zilzal suresinde Rabbimiz der ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zerre-i miskal kadar hayır işlemişse mutlaka onu görecek. Kim de zerre kadar şer işlemişse mutlaka onu görecek. Abiler, kafirler yaptıkları hayırları dünya hayatında görecek. Bazen gündemde gençler gelip şu soruyu soruyor. Ya Cristiano Ronaldo bu kadar hayır yapıyor, bu kadar yardım yapıyor, bu adam cennetlik değil mi? Veya yazın olduğunda her bir ortama girdiğimizde, elhamdülillah klimalı bir oda, serin bir odaya girdiğimizde, şimdi şu klimayı yapan adam kafir de olsa bu yaptığından dolayı cennete gitmeyecek mi? Değil mi? Günümüzde bu şekilde sorular var. Allah Azze ve Celle kim yaptığı işin başına Allah'ın rızasını ekliyorsa kazanmıştır. Kim ise yaptığı işin başına Allah rızası için değil de insanlık adına, merhamet adına yapıyorsa bilin ki o kaybetmiştir ama dünyada onun karşılığı mutlaka kendisine verilecek. Neden böyle yapıyor Allah? Yani sizce Allah bu insanlara zulmetmiş olmuyor mu? Haşa. Allah bu insanlara zulmetmiyor. Allah zalim değildir. Kulları zalimdir. Çünkü onlar iyilik yapsalar bile Allah adına yapmazlar, insanlık adına yaparlar. Bakın kıyamet günü bir münadi melek şöyle seslenecek. Dikkat edin buraya. Diyecek ki, kim Allah'ın dışında birileri için bir hayır yapmışsa gitsin onun hayrını ondan alsın diyecek. Kim Allah'ın dışında birileri için bir hayır yapmışsa bugün gitsin hayrını ondan elde etsin diyecek. Bizim doğuda meşhurdur. İşte ağa gelecek, aşire devası gelecek. Dur onun şerefine ben bir kurban keseyim, adak keseyim. Allah Azze ve Celle o gün diyecek ki git, ağan o zaman bunun karşılığını versin diyecek. Bugün ne için yaptığına bakmak gerekiyor. Bugün hangi amelin ne için yaptığına bir göz atman gerekiyor. O gün bütün amellerin bu şekilde hepsine boşa gidebilir. Bizim önceki tefsir derslerinde de Allah-u Alem bir ara anlattım, hatırlıyorum. Tekrardan bu ayet geldiği için gündeme getireyim. Şimdi Sarıçam'da bir arsayla anlaştık. Arsanın sahibi bir bayan. Neyse oturduk, konuştuk, muhabbet ettik. İş bitme aşamasına geldi. Kendisi dedi ki, ya dedi ben dedi daireyi teslim ettikten sonra bir daireyi kat ittifakları çıkarken yetim olan yani öksüz olan bir kurum var dedi, onlara bağışlayacağım dedi. Şimdi biz de kolay kolay böyle adamlara denk gelmedik yani. İnsanlara denk gelmeyince dedim vay be helal olsun dedim ya. Vallahi dedim bu yaptın dedim ne kadar güzel bir iş dedim. Allah rızası için bunun karşılığını dedim ahirette alacağım dedim. Bir bilsen dedim mükafatına. Kadın döndü dedi ki yok dedi. Ben dedi insanlık adına yapıyorum dedi. Ya dedim insanlık adına yap ama Allah için yap. Zaten Allah insana merhamet verdi. Merhametten dolayı insanlara yardım ediyorsun. Hayır dedi. Vallahi aynen böyle. Hayır dedi ben insanlık adına dedi bunu yapıyorum dedi. E dedim sana Allah sana nimet vermiş. Bu nimeti kullanmayı bilmiyorsan ben daha ne diyeyim ki dedi. Tabii işimiz bozulacaktı. Bir ara münakaşaya girdik, tartışmaya girdik. Bir yandan hazırladık her şey bitecek. Bir yandan da böyle şeyi biliyor, küfre girecek sözler söyleyince birazcık cedetleştik. Neyse elhamdülillah sonunda işi aldık. Ama o yine kendi bildiğini yaptı yani. O gün mahşer gününde de bu kadına o münadi melek öyle seslenecek. Git, kimin için yaptıysan karşılığını ondan al diyecek. Şimdi abiler, bu ayet üzerinden bir örnek vermemiz gerekiyor. Bir mümin, bir kafirin hayatını benimseyemez. Onun hayatına içi gidemez. Onun yaşantısına özlem duyamaz. Onların varsa da yoksa da dünyaları buradır. Ahiret diye bir hayatları yoktur. Ahiret diye bir endişeleri yoktur. Geberdikleri andan itibaren artık onlar için ebedi bir azap başlayacak. Böyle bir hayata imrenmenin, böyle bir hayata göz kamaştırmanın bu noktada ne anlamı var ki abiler? Allah bize onu anlatıyor işte. Gerçekten diyor kafirler çok uzak bir sapıklığın içerisindedir. Şimdi biz müşrikleri anlattık. Güzel. Biraz da böyle rahatladık ama Yusuf abi hoş geldin ya. Yolu mu şaşırdın abi sen? Yok geldim dedim bir bakayım. Abi. Ya Allah razı olsun. Hoş geldin. Bakın abiler.
Bu ayetin bir benzerini Allah Resulü bizim için hadis olarak rivayet ediyor. Allah için bu hadisi iyi dinleyin. Hadisin içerisinde kendimizi bulacağız, mahcup olacağız, pişman olacağız ve bu noktada da inşallah hayatımızı aktarırsak vallahi bizim için kurtuluş olacak. Hatta bir rivayet ediyor ki bu hadisi rivayet eden ravi var ya, aracı var ya, bu hadisi rivayet ederken, anlatırken 3 defa bayıldı düştü diyor. Bu hadisi anlatırken 3 defa bayıldı düştü. Acaba bu hangi hadis ki bunu bir sahabe anlatırken 3 defa bayıldı düşüyor? Bakın Allah Resulü şöyle diyor. Ümmetimden bir kısım insanlar bilirim ki kıyamet günü onlar Tihame Dağı emsalinde bembeyaz temiz hayırlarla gelirler diyor. Ümmetimden bir kısım insanlara Tihame Dağı. Tihame Dağı nerededir biliyor musunuz abi? Suudi Arabistan'ın en kuzeyinden başlar Yemen'e doğru uzanan sıra dağ demektir. Suudi Arabistan'ın en kuzeyinden en ucundan ta en güneyine, Yemen'in en güneyine kadar uzanan sıra dağlar demektir. Tihame Dağı kadar bembeyaz. Hadise dikkat edin, bembeyaz. Yani kabul edilmiş hayırlarla gelirler diyor. Allah Azze ve Celle o sevapların hepsini az önce bahsettiğimiz ayetteki gibi toz duman eder diyor. Toz duman eder. Şimdi Allah Resulü böyle söyleyince sahabe korku ve endişe yaşadı. Dedi ki ya Resulallah kimdir bu? Yani kimdir bunlar? Kafir değiller. Çünkü ümmetimden diyor, kendisinden kabul ediyor. Kafir değiller. Müşrik değiller, münafıklar değiller. Sahabam diyor ki bize bunun diyor kriterlerini, bu kişilerin özelliklerini söyle diyor. Şimdi özelliklerini anlatacağız. Allah Resulü diyor ki onlar sizin din kardeşlerinizdir. Subhanallah. Bakın onlar sizin din kardeşlerinizdir. Sizin cinsinizdendir. Sizin aldığınız gibi onlar da gece ibadetlerinden hayır alıyorlar. Yani bu adamlar bir de gece namazını, teheccüdü kılan adamlarmış. Peki ya Resulullah bunların durumları nedir? Diyor ki onlar Allah'ın yasaklarıyla tenhada baş başa kalınca o yasakları çiğnerler dedi. Neden o ravi 3 defa bayıldığını anladınız değil mi? Düşünsene mahşer günde Allah'ın huzuruna bir çıkıyorsun. 1000 ton amelden, kabul edilmiş amellerle gidiyorsun ama Allah onların hepsini toz duman ediyor. Neden? Çünkü tenhada, gizli bir yerde, kimsenin görmeyeceği bir yerde veya seni tanımayanların bulunduğu bir yerde bir şer ile günahla karşı karşıya kaldığında ona yeltenmen ile Allah bütün bunların hepsini toz duman edecek diyor. Kendi nefsinizce bir soralım abiler. Bunlar kafir değil, müşrik değil. Bir de gece namazı kılan adamlar diyor Allah Resulü üzerine. Hatırlarsanız bir hadis anlatmıştır. Mahşer gününde 7 sınıf vardır. Allah'ın gölgesinin altında gölgelenecek olan 7 sınıf vardır. Hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde güneşin bir mızrak yaklaştırıldığı, insanların kimileri dizlerine, kimileri bellerine, kimileri boyunlarına kadar ter içerisinde kaldığı bir zaman diliminde Allah Resulü diyor ki 7 sınıf vardır diyor. Onlar Allah'ın arşının altında serinliklerde oturacaklar. Onlardan biri de kimdi biliyor musunuz? Hiç kimsenin olmadığı bir yerde Allah korkusundan dolayı gözyaşı döken adam da insandı. Biri tek başına kaldığında, hiç kimsenin bulunmadığı yerde veya bir faizli bank oldu, uygun kredi veriyor diye beni de kimse bu bankada tanımaz deyip kimsenin görmediği bir yerde imza atarsan o gün amellerin hepsi boşa gider. Hiç kimsenin görmediği bir yerde içkiye dalanırsan o gün amellerin boşa gider. Hiç kimsenin görmediği bir yerden bir kadının teklifine razı gelirsen, zina yaparsan o gün bütün amellerin hepsi boşa gider. Bizden diyor, bizden, benim ümmetimden gece namazı kılan adam diyor. Şu hadisi kendi nefsince bir sorguya çekin bakalım. Nasıl yüzünüz düştü değil mi? Düşmesi gerekiyor zaten. Allah Resulü bu hadislere kendi heva ve hevesinden konuşmadı. Onları konuşturan biziz diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Biz
Neredeyse artık aşikar olan günahlara ortada işleyecek hale geldik. Bırakın gizli yerde olmayı. Bırakın hiç kimsenin olmadığı yerde olmayı. Bu ayet üzerinden de evet kafirler için gelmiş olabilir ama insan ne yapması gerekiyor? Kendi nefsine muhasebeye çekmesi gerekiyor. 19 ve 20. ayetler. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. Allah razı olsun. Rabbimiz diyor ki gökleri ve yeri gerçekten Allah'ın yarattığını bilmiyor musunuz? Size diyor bu soruyor. Dinleyin abiler. Gökleri ve yeri gerçekten yaratan Allah'ın olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyor musunuz? Elhamdülillah. Biz buna iman ettik. Allah dilerse sizi yok edip yerine yeni bir topluluk getirir. Ve bu Allah'a güç değildir ha diyor. Bu Allah'a zor değildir diyor. Şimdi madem Allah gökleri yaratmış, madem Allah her şeyi yoktan var etmiş, madem Allah cenneti cehennemi yaratmış, bütün bunlar hak ise Allah Azze ve Celle diyor ki o zaman hakka tabi olsanız ha. O zaman Allah'ı vekil bilip onu dost edinseniz de, o zaman Allah'tan hakkıyla korkun ona itaat etseniz de. Sonra ne diyor Rabbimiz? Kafire özenmeyin, şirke düşmeyin, küfretmeyin. Yoksa ateş size de dokunur diyor. Şöyle bir kendinizi muhasebeye çekin. Ateş size de dokunur diye Müslümanları uyarıyor. Siz bu şekilde devam ederseniz Allah sizi bir anda yok eder ve sizi yerine daha hayırlı toplumlar getirir. Biz bu ayeti geçen yıl okusaydık çok fazla bir belki anlayamazdık. Ama Allah Azze ve Celle 6 Şubat depreminde özellikle Hatay, özellikle Adıyaman, özellikle Malatya, özellikle Maraş gibi bir zaman diliminde bir dakika içerisinde Allah Azze ve Celle o toplumları oradan kaldırmadı mı sizce? 1000 tane atom bombası atsalardı bir dakika içerisinde diyor ki o şehirler bu hale gelmezdi diyor. Bir de Allah Azze ve Celle bütün gücünü de kullanmadı ha. Sadece 60 saniye içerisinde hafiften şöyle bir sallamaya başladı. Nuh Aleyhisselam gibi şehri göğe kaldırıp indirseydi ne olacaktı acaba halimiz? 450 binlik bir nüfus, 450 milyon nüfus veya 450 bin bir anda Lut kavmi ve iki Lut Aleyhisselam'la birlikte iki kızını çıkarttı. Şehirleri, sınırları çizilmişti. Allah Azze ve Celle melekler tarafından o şehri yukarı kaldırdı ve bir dakika içerisinde yere batırdı ve şu an o yer deniz seviyesinin 100 metre altında helak edilmiş, lanetlenmiş bir yer olarak orada duruyor. Ve bunu da size ibret olarak gösterdik diyor. Bu Allah'a zor değildir. Sanmayın ki bu Allah'a zor geliyor. Allah için hiçbir şey zor değildir. En zor olan şey bile Allah için kolaydır. Onun içindir ki abiler, biz varsak bu dünya var, biz yoksak bu dünya yok demeyin. Allah sizi bir anda yok eder, yerine başka kimseler getirir. Ben olmasam bütün işler yatar diyenlerin hepsi bugün toprak altında yatıyor haberiniz olsun. Çok adam gördüm. Abi ben olmasam işler yatar. Ben gitmesem iş batar diyenlerin hepsi şu an toprak altında yatıyor. Ama da hala işleri devam ediyor. Abiler bazen insan şeytan öyle bir vesvese verir ki dünyayı sizin etrafında döndüğünüzü zannedersiniz. Yani dersin ki dünya tamam benim çevremin işte mahallemin akrabalarım Adana'nın etrafında dönüyor dersiniz. Ben de bir ara böyle algılıyordum zaten. Sonra Afrika'ya gittiğimde ya öyle bir yerlere, köylere gidiyorsun daha akıl almayacak ya. Yani araba gitmiyor. Arabadan sonra motorlara gidiyorsun. Bir yere kadar motorlarla gidiyorsun. Artık motorun gideceği yol yok. Belli bir yolu da yürüyerek gidiyorsun. Ya burada da mı insan var diyorum. Burada da mı dünya dönüyor diyor. Bir karşıma çıkıyor 1000 kişilik bir köyün içerisinde toplanmışlar bizi bekliyor. Subhanallah. Ben zannediyordum ki dünya sadece benim etrafımda dönüyor. Bu şekilde düşünmeyin. Ben olmasam bu iş olmaz demeyin. Vallahi siz olmasanız da ben olmasam da bu işler nefsi dönecek. Ben olsam da olmasam da bu dava ilerleyecek. Sen olsan da olmasan Allah'ın nurunu tamamlayacak. Sen olsan da olmasan da Allah işini devam ettirecek. Önemli olan bu dava giderken siz neredesiniz? Bu dava ilerlerken neredesiniz? Bunu bir örnekle her zaman anlatıyorum.
Ya bu tabut gidiyor gidiyor. Tabut gittiğinde ne yaparız? O mezar, mefta kabre girene kadar herkes bir şekilde elini altına atar değil mi? Kimi omuzuna atar, kimi elini atar, kimi gövdesine atar. Bir şekilde onu gideceği yere götürür. Bugün Allah'ın davasını teşvikat olmasın bu şekilde ilerliyor. Sen yeri gelir sırtını koyarsın, yeri gelir omuzunu koyarsın, yeri gelir şu 3-4 parmağını koyarsın, yeri gelir onun yanında, giden adamın yanında sırtını verirsin. Ama bir şekilde Allah'ın dinine yardım etmen lazım. Etmezsek, etmezsen etme. Allah seni yok eder, yerine senden daha hayırlı bir adam getirir. Ve bu Rabbinize güç değildir diyor. Madem bu dinine ilerliyor, madem Allah nurunu tamamlayacak, o zaman her bir Müslüman bu davaya yardımcı olması gerekiyor. Rabbim bize inşallah onlardan eylesin. Rabbim bize güç verenlerden eylesin. Rabbim sırtında onu İslam'a dayayanlardan eylesin. Ve bu noktada ta yerine ulaşana kadar Rabbim İslam üzerinde canımızı almayı nasip eylesin inşallah. Ve 21. ayet. Evet abiler. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak. Ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da eğer Allah bizi doğru yolda eriştirseydi biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. Allah razı olsun. Abiler, şu ayeti ben tek tek tane tane okuyacağım. O kadar önemli ki. Yani öneminden konuya girdiğinde öneminden bahsetmeye çalışacağım. Elhamdülillah uyuyanımız yok. Ama şu an yaklaşık bir 10-15 dakika aslında bir sonraki ayet almam gerekiyor ama Allah alem yetişmeyecek. Ama şu ayeti iyi dinlememiz gerekiyor. Bakın diyor ki insanlar bir gün Allah'ın huzurunda toplanacak. Var mı bundan şüphesi olan? Elhamdülillah. İnsanlar Allah'ın huzurunda toplandıklarında mustazap olanlar, yani güçsüzler, müstekbirlere, güçlülere diyecek ki doğrusu biz dünyadayken size uymuştuk. Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Bu defa o müstekbirler, güçlü olanlar diyecek ki Allah bizi doğru yola iletseydi elbette önce kendimize sonra size yardımcı olabilirdik. Ayetin sonuna dikkat edin. Sızlansanız da, sabretseniz de, vaveylam koparsanız da artık kaçacak bir yerimiz yoktur. Bakın Allah Azze ve Celle bize rahmetiyle şu olayla karşılaşmayalım diye şu an bu ayeti bize anlatıyor. Şurada 100 tane adam var Allah için. Eğer biz bugün bu ayetleri okumasaydık gerçekten ne zaman şu ayetlere denk gelecekti? Çok önemli bir ayet. Rabbimiz diyor ki bir gün gelecek bu dünya hayatı bitecek. Sonra herkes tekrardan diriltilecek. Nerede? Rablerinin huzurunda. Aslında şu anda Rabbimizin huzurundayız biz. Yani sadece orada mahşer gününde Allah'ın huzurunda dirileceğiz diye bir şey yok. Şu an her bir Müslüman yürüdüğünde, uyuduğunda, yemek yediğinde, gezdiğinde, hayırda da şerde de her bir Müslüman Allah'ın huzurundadır. Kimileri bunun farkındadır. Elhamdülillah şu an burada oturuyorsunuz. Kimileri bunun farkında değil ve hiçbir zaman farkında olmayacak. Batıl ortamlarda, şirk ortamlarında oturuyor. O gün insanlar farkına varacak ama o gün iş işten geçmiş olabilir. Onun için diyorum ki bu ayeti iyi dinleyin. Şu an amel var, hesap yok. Yarın hesap var ama amel yok. Şu an insan Allah'ın huzurunda olduğunu genelde unutur. Neden? Çünkü dünyaya meylettiği için, dünya ekseni düşündüğü için Allah pek aklına gelmez bu noktada. Ama orada hücrelerimize kadar ne yapacağız? Bunun farkına varacağız. Bugün hakkıyla iman eden biri abiler Allah'ın huzurunda olduğunu her zaman farkındadır. Yani bugün insan neyle Allah'ın huzuruna gidiyor? Nasıl? Yok, bugün. Namaz. Namazla değil mi? Namaz ile insan Allah'ın huzuruna gider. Bugün senin provan namaz ile. Eğer hayatında namaz varsa bil ki mahşer gününün provasını şu an yapıyorsundur. Veya hac zamanı veya umreye gittiğinde, ihrama girdiğinde bunun provasını insan 3 farklı şekilde yapar. Gün içerisinde namaz ile, umreye gittiğinde, ihrama girince ve arefe günü arafada çıktığında, vakfeye durduğunda hac zamanı
O şekilde de bunun provasını insan yapar. Evet, abiler, bu dünyada zayıflar vardır, güçlüler vardır. Bu dünyada zenginler vardır, fakirler vardır. Hepsi Allah'ın huzurunda yerini almışlar. Bakın Allah Azze ve Celle iki tane gruptan bahsediyor. Bizler bu grubun içerisinde ya güçsüz olarak gireceğiz, ya güçlü olarak gireceğiz. Ya güçsüz olarak gireceğiz veya güçlü olarak gireceğiz. Yöneticiler var, yönetilenler var. İdareciler var, çalışanlar var. Patronlar var, işçiler var. Güdenler var, güdülenler var. Oy verenler var, oy verilenler var. Hakimler var, mahkumlar var. Tabi olanlar var, tabi olunanlar var. Ahirette Allah Azze ve Celle diyor ki hepsi bu azabı aynı şekilde yaşayacaklar. Ama nasıl? Şimdi bunları anlattık ama nasıl? Bakın diyor ki güçsüzler, alt tabakada olanlar yöneticilerine, güçlü olanlara şöyle diyecek. Biz dünyadayken size tabiydik. Biz dünyadayken sizin arkanızdan geliyorduk. Sürüler gibi arkanızdan dönüp dolaşıyorduk. Bizim ipimiz sizin elinizdeydi. Nereye çekerseniz oraya geliyorduk. Bizde nerede toplanın diyorsanız orada toplanıyorduk. Bize yat diyordunuz yatıyorduk. Kalk diyordunuz kalkıyordunuz. Otur diyordunuz oturuyorduk. Yürü diyordunuz yürüyorduk. Allah'a sığınır gibi diyor size sığınıyorduk biz. Allah'tan ister gibi sizden istiyorduk. Allah bizi günde 5 defa çağırdığında bir defa bile huzuruna gitmezken siz bizi bir defa çağırdığınızda biz 5 defa huzurunuza geliyoruz diyecekler. Bu kelimelere dikkat edin abiler. Sonra diyecek ki şimdi sizden bir talebimiz var. Şu cehennem ateşinin bir kısmını bizden def etseniz ya. Birazcık olsun da bizden uzaklaştırsanız ha. Hadi gösterin. Dünyadayken güç bizden diyordunuz. Allah'a kafa tutuyordunuz. Sistem bizim elimizde diyordunuz. Kanunlar bizim elimizde diyordunuz. Hadi şimdi ne olacak? Birazcık bize bu azabın içerisinden kurtarın da görelim diyecekler. Şimdi cevap idarecilerde, üstü olanlarda. Hayır, biz böyle bir şey yapamayız. Allah bize hidayet etseydi, biz de size yardımcı olabilirdik. Allah bize bir çıkış yolu gösterseydi, biz de bu cehennemden size bir yol gösterebilirdik. Şu an azabı kaldırmaya ne bir gücümüz var, ne kudretimiz var. Sızlansanız da, ağlasanız da, bağırsanız da, çağırsanız da hepimiz buradayız diyecekler. Bugün kimlerin arkasından gittiğinizi dikkat edin abiler. Özellikle seçimin olduğu bir zaman diliminde. Bugün biz yani bazı arkadaşlarla denk geliyoruz. Ya 4 saat 3 saat boyunca havalandan tabiri caizse gelecek adam hala Ankara'da tuvaletini affedersin tuvaletin içinde. Adam burada ahma 3 saat öncesinden gidiyor havalandan bekliyor. Bugün 5 saat öncesinde standlarda bekleniyor. 8-9 saat öncesinden konserde yerini almak için gençlerin hepsi yaz zamanı gördük. O Akuan Altın orada sabahın konser 8'de olacak. Sabahın 7'sinde 8'inde bütün ahmakların hepsi orada toplanmış. Kimin arkasından gittiğine, kiminle birlikte olduğuna bir Müslümanın dikkat etmesi gerekiyor. Senin şu anda kulluk ipin kimin elinde? Rabbin seni çağırdığında onun emrine mi gidiyorsun? Yoksa dünya seni çağırdığında onun emrine mi gidiyorsun? Sorun bu soruyu kendinize. Rabbin günde seni 5 defa çağırıyor. Gel diyor, gel huzuruma gel. Bugün nasıl gelirsen mahşer gününde de öyle karşılanacaksın. Gel ki huzuruma mahşer gününde de sana kıyak geçeyim tabiri caizse. Ama bugün Rabbinin davetine icabet etmeyip dünya hayatı, rızık endişesi, evin geçimi, çoluk çocuk derdi değil, bugün Rabbini ikinci planda bırakan adam mahşer gününde bu olaya maruz kalacak işte. Şimdi bu ayet üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Allah diyor ki ey kullarım, aklınızı kiraya vermeyin, aklınızı kullandırmayın, aklınızı başkasının cebine koymayın. İşte Allah'ın kitabı ortada, işte Resulullah'ın sünneti ortada. Allah cennetini size anlattı, Allah cehennemi de size anlattı. İslam'ı öğrenip aklınızı kullansanız ha. Ne diyor Yunus suresinin 100. ayetinde? Allah aklını kullanmayanları pisliğe mahkum eder diyor. 4 saat boyunca havalanda bekliyorsun. Gidiyorsun 8-9 saat boyunca da statlarda bekliyorsun Allah'tan kork. 10 dakika Rabbinin huzurunda beklemeye acizsin. 8 saat dünyalık siyaset için mitinglerde şurada burada geziyorsun. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? O gün
bunlar da onlar öyle söyleyecek. Sizin için toplandım miting alanlarında. Sizin için şakşakçılık yaptık. Sizin için alkış topladık. Sizin için milleti getirdik. Sizin için yardımdan bulunduk. 10 kişiyle kalabalık görülsün diye adamlar getirdik. Hadi şimdi Allah'ın azabından bizi bir nebze de kurtarsanız abi. Ne diyecek cevap? Sızlansanız da, yakarsanız da, affederse kıçınızı yerden yere vursanız da bugün size hiçbir yardım olmayacak. Bir Müslüman bugün bunu idrak etmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle bize merhametinden dolayı bu ayetiyle, bakın birçoğumuz bu ayeti hayatımızda belki duymamıştık bile. Şuranın kıymetini Allah için bilin. Şu ayetleriyle karşı karşıya mahşer gününde geleceğiz. Kafir bunu orada karşılaşacak bu ayetle. Bu sözleri zaten kendileri söyleyecek. Ama Allah müminlere rahmet ediyor. Daha dünyadayken bu olayla karşı karşıya gelmeyin diye Allah size merhametinden dolayı kitap indirdi. Okusanıza bu kitabı. Yalnızca peygamberlere indirmedi bu kitap. Yalnızca sahabelere inmedi. Ben Müslümanım diyorsan bitti, bu kitap senindir. Ne kadar gündemimizde bu kitap var? Geçen haftalarda anlattım ya. Size haber gelmedi mi diyor. Geldi de 6300 küsür tane yara bir haber geldi de biz vallahi pek bu haberleri gündeme almadık. Bakın bu müstekbirler bazen din adamları olabilir. Bazen yöneticiler olabilir. Bazen idareciler olabilir. Bazen milletvekili sistem olabilir. Bazen de aşiret de olabilir. Bazen de patronlar da olabilir. Yani Allah Azze ve Celle burada zayıflar ve güçlüleri derken sadece bu noktada adam cılız 1.50 boyunda, diğeri de güçlü 1.90 boyunda fitness yapmış adam diye düşünmeyin. Aşağıdakiler yine yukarıdakiler. Biz bugün bunu İslam için de konuşabiliriz. Şu an Hindistan'da, Pakistan'da öyle tarikatlar çıkmış ki insanın aklı hayali almıyor. Arkalarından giden adamların milyonlarcası var. Ama bugün hakikati anlatan, samimi olan insanların arkasında 50 kişiyi zor buluyorsun. O gün mahşer gününde de aynen bu şekilde söylenecek. Şeflerine söyleyecek. O gün tabi olduğu hocalara söyleyecek. Dünyadayken sizin arkanızdan geliyordu. Sizin eteğinize mahşer gününde yapışacaktı. Hani nerede? Birazcık da olsa bizi şu ateşin azabından kurtarın diyecek. Bırakın cehennemden çıkartmayı. Birazcık olsa azabımızı hafifletmeye yardımcı olun diyecek. Adamlar diyecek ki nafile. Fayda vermeyen bir günde, pişman olunan bir günde pişman olmayasınız diye Allah bize anlatıyor. Var olan ayetleri okumamanın bize maliyeti, mahşer gününde ne kadar pahalıya mal olacağını bir düşünün. Bugün dünyadan hesap yaparken ay sonu faturaları hesaplıyorsun, acaba ne kadar maliyet gelecek? Bir iş yapıyorsun, ne kadar maliyet gelecek? Ya senin bugün maliyet yaptığın hesap bir şekilde atlatabilirsin Allah'ın izniyle. Sağdan soldan yardımlarla, borçtan, harçtan bu maliyeti, pahalılığı atlatabilirsin. Ama mahşer gününde Allah sana böyle bir fatura keserse kimle karşılayacaksın? Güçlülerin yanına gideceksin. Bizde bir şey yok diyecek. Bir sonraki ayette şeytanın yanına gidecekler. Bugün yetiştiremeyeceğiz. Aslında o ayete daha çok vurgu yapmamız gerekiyordu ama Rabbim inşallah nasip ederse onu da bir sonraki haftaya anlatacağız. Bu birinci kısım. Peki Allah'ın huzurunda başka gruplar, tartışmalar olacak mı? Evet. Güçsüzler yine güçlüler olacak. Güçsüzler güçleri diyecek ki siz olmasaydınız biz mümin olacaktık. Ayete dikkat edin. Siz olmasaydınız biz mümin olacaktık. Sizin yüzünüzden yoldan çıktık, yanlış yaptık. Güçlüler ise diyecekler ki hidayet size geldikten sonra, hakikat size geldikten sonra sizi zorla mı kulağınızdan çektik biz dalalete sapıklığa getirdik? Sizin zaten içinizde vardı ki bizim arkamızdan meylettiniz. Biz size gelin dedik, siz koşarak geldiniz. Bu noktada eğer hidayet olunacaksa, hidayete gelinecekse suçu bize atmayın diyor. Şimdi abiler, bu ayetler üzerinde herkes kendini sorguya çeksin. Ben gerçekten Rabbimin razı olduğu kişilerle mi beraberim? Yoksa dünyaya dalmış, batıla dalmış, şeytanın ayak izlerini takip eden insanlarla mı beraberim diye. Yarın bu tabloyla karşı karşıya kalmayın diye Allah bugünden ayetlerle bizi uyarıyor. Hesap soracak Allah. Aklınız yok muydu? Bunu kullanacak size akıl verdik. Size göz verdik. Size nizam verdik. Size kalp verdik.
Nereye bunları yerine getirmediğiniz diye Allah soru sorsa nasıl cevap vereceğiz? Bakın bugün bu soruya cevap veremiyoruz ha. Bugün biz rahat olduğumuz en rahat zamanda bile bu soruya cevap veremezken, o gün mahşer gününde Rabbimizin huzurundayken bu soruya nasıl cevap vereceğiz? Bugün cevap veremediğim bir soruya zaten mahşer gününde zaten cevap veremez. Onun için kimin arkasından gidiyorsan, kimin izlerini takip ediyorsan, kimin peşinden gidiyorsan şu andan itibaren tekrardan bir sorgulaman gerekiyor. Bugün seni neyi çağırıyor? Bugün seni gündeme alan kimlerdir? Bugün arkasından seni davet eden kimlerdir? Geçen hafta örneklerini verdik ya, adamı çağırıyoruz ama patronu çağırdığı için adam ona uyuyor. Peki patronu sizce onu şeye mi çağırıyor? İlme mi çağırıyor, sohbete mi çağırıyor? Batıla çağırıyor. Ama onun arkasından geliyor. O gün bu iki grup işte birbirleriyle çalışacak. Sonuç, Allah muhafaza. Şu ayette okuyup detaya girmeyeceğim ama bitirelim inşallah. 22. ayet, iş olup bitince. Şeytan, doğrusu Allah size gerçeği söyledi, ben de size gerçeği söyledim. Sonradan da gerçeği söylemekten caydım. Esasen sizi zorlayacak bir gücüm de yoktu. Sadece sizi çağırdım. Şeytan duya bunu. Siz de geldiniz. O halde beni değil, kendinizi kınayın ve ben artık sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Beni Allah'a ortak koşmanızı da daha önce kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler can yakıcı bir azap onlara vardı dedi. Subhanallah. Ayeti tekrardan okuyup bitireceğim. Şeytan gelen rivayetlerde öyle diyor. Cehennemde yüksek bir tepenin üzerine çıkacak, aynen bu kelimeleri kullanacak. Doğrusu Allah size gerçeği vaat etti, ben de size gerçeği vaat ettim. Ama benim gerçek söylediğim şey yalan çıktı. Benim gerçek söylediğim şey yalan çıktı. Esasen sizin üzerinizde sizi zorlayacak bir nüfuzum yetkim de yoktu. Sadece sizi çağırdım, yolu size güzel gösterdim, siz de geldiniz. O halde beni kınamayın, şeytan öyle diyor. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şu söze dikkat edin. Beni Allah'a ortak koşmanızı daha önce de kabul etmemiştim. Bu ayetin tefsirini hafta yapacağız. Çok önemli. Beni Allah'a ortak koşmanızı daha önce kabul etmemiştim. Doğrusu zalimlere can yakıcı bir azap vardır. Hani diyorsunuz ya nefsime uydum. Birinci ayet, 21. ayet, nefsime uydum. Sonra diyorsunuz ya şeytana uydum. Değil mi? Kendimizde de çoğu insanların dilinde de bu kelime kullanılmıştır. Şeytana uydum. Şeytan diyor ki bana uymadınız. Benimle bir işiniz yok diyor. Bana uydum diye de iftirayı bana atmayın diyor. İşin içinden de böyle sıyrılamazsınız diyor. Vallahi aynen yani böyle söylüyor. Allah size hakikati, gerçeği vaat etti. Ben de size vaat ettim. Ama Allah'ın hakikati doğru çıktı. Benim hakikatlerin hepsi yalan çıktı. Bu noktada da bir insan artık bu saatten sonra şeytanı suçlayacaksa şu ayeti, özellikle şu an konunun içerisine girmeyeceğiz ama şu ayeti gündeme getirmesi gerekiyor. Bugün bir arkadaşla konuşuyorum, davet ediyorum. Ya vallahi hep şeytana uyuyorum dedi. Dedim ki inşallah akşam nasip olur gelirsin de dedim. Gelmedi yine nasip olmadı ona. İnşallah haftaya nasip olur özellikle çağıracağım. Gel de dedim bugünkü ayet seninle alakalı dedim. Niye nasıl dedim? Dedim valla şeytanla dedim bir tane Müslümanın diyaloğunu anlatacak dedim Kur'an. Gel dedim onun içerisinde kendimi bul dedim. Şu ayetin içerisinde kendimizi bulmamız gerekiyor. Hem bir önceki ayetin içerisinde hem de bu anlatacağımız inşallah haftaya anlatacağımız bu ayetin içerisinde bir Müslüman kendini ne yapması gerekiyor? Bulması gerekiyor. Rabbim inşallah okuduklarımızı hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Rabbim inşallah bu ayetlerimizi hakkıyla yaşamayı ve hakkıyla anlatmayı nasip eylesin. Rabbim inşallah ölüm bize gelinceye kadar ona ibadet etmeyi nasip eylesin. Rabbim inşallah canımızı Müslüman olarak alsın. Allahümme amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.